Selam gençler, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün iş, enerji, güç konusunu yapacağız seninle beraber. Konularımız ilerliyor arkadaşlar. Bu konu yazılılarda falan da mutlaka çıkacaktır şu ana kadar yaptığımız en rahat konulardan bir tanesi olacak. Hiç merak etme. Şu dersin sonunda iş güç enerji ile ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Biraz belki gözünü korktuğu bir konu belki şu iş kavramı nedir? Enerji ne demektir? Güç ne demektir? Bunlar belki biraz canımız sıkıyor olabilir arkadaşlar. Merak etmeyin. Biraz sonra bunların hepsini beraber sen yapacağız. Aralık takvim, takvimimiz arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Şu konulara bakın yaptık. Kuvvet hareket konusunu yaptık arkadaşlar. Newton hareket kanunlarını yaptık. Yazılı çalışmasında merak etmeyin. Bunun hepsini bir daha arkadaşlar özetleyeceğiz. Ve şu anda bakın iş enerji ve güç konusunu yapıyoruz sevgili gençler. Peki bu derste neler yapacağız bir bakalım isterseniz. Bakın işten bahsedeceğim biraz sonra bunu söyleyeceğim. Kafan karışmasın formülleri sana tane tane yapacağım ve seninle her zaman olduğu gibi bir özet yapacağız. Çünkü ders işlerken oydu buydu hocam neydi nerede kaldı ben sana en sonunda şu dersi de özet olarak göstereceğim. Diyeceğim ki şuradan ekran görüntüsünü al şöyle şık şık bir telefonundan şöyle veya bilgisayarından bir ekran görüntüsünü al. Olay cebinde kalsın diyeceğim beraber seninle biraz sonra bu kağıdı beraber dolduracağız arkadaşlar. Bu konuları yapacağız ve bu ders sonunda da arkadaşlar ödevlerimiz bakın şöyle kitaplarımızla bir gösterelim. Sıfırdan dokuza Fizik kitabımızda arkadaşlar sayfa 120 ve 133 arası olacak ve dinamo test sıradan 0107 arası arkadaşlar kitaplarımızda ödev olacak. O zaman hazırsan iş enerji güç konusu arkadaşlar dersimiz başlıyor. Öncelikle işle başlıyoruz sevgili gençler. Bu iş ne demektir onu bir söyleyeceğim şimdi sana. Sen farkındasın ya da farkında değilsin. Günlük hayatta sürekli olarak arkadaşlar belki her dakika sen iş yapıyorsun. Niye iş yapıyorsun biliyor musun? Çünkü ne bileyim yazı yazacaksın bak kalemi kaldırıyorsun yukarıya doğru indiriyorsun. Bir şeyleri itiyorsun ne bileyim bir şey çekiyorsun değil mi? Hareket ediyorsun sürekli arkadaşlar bir şeylere ne yapıyorsunuz? Bir kuvvet uyguluyorsunuz. Yani aslında iş yapıyoruz arkadaşlar. İş yapmak şu demektir bakın. Ee, bir işin büyüklüğü arkadaşlar cisme uygulanan kuvvet. Mesela diyelim ki şurada tonguçu koydu ben buraya. Tonguç arkadaşlar şuradaki masayı itiyor ya. Sen bir cisme bir kuvvet uyguluyorsan ve arkadaşlar onu kuvvet doğrusunda hareket ettiriyorsan sen bir iş yapıyorsun demektir. Peki nasıl bulacağız bu işi? Kuvvet arkadaşlar cismin o kuvvet doğrusunda yaptığı yer değiştirme değerlerini çarpacağız ve buradan bunu bulacağız. Formül sana şu anda karışıkmış gibi gelebilir ama hiç hani iş dediğimiz İngilizce'de work dersek w ile gösteriyor sevgili gençler. F ile X'i çarpacağız. Nasıl olacak? Mesela örnek verelim. Şimdi Tonguç burada bakın buna 20 Newton'luk bir kuvvet uyguladığını düşünürsek. Ve bu masayı da bakın arkadaşlar kuvveti şimdi 20 Newton, 10 Newton gibi F ile göstereceğiz. Şimdi kavramlardan da bir daha bahsedeyim. Şuradaki F dediğimiz neydi? Bakın burası kuvvet. Biz fizikte nedir? Kuvveti arkadaşlar F ile göstereceğiz. Yani İngilizce'de force. E, ifade ediliyor. Ve birimizde ne olacak? Newton olacak. Bu delta x ya da x diyeceğiz biz buna bakın. Bu da alınan yol arkadaşlar. Yol diyebiliriz veya yer değiştirme diyebiliriz. Burası da bakın sevgili gençler metre olacak. Ve burada da biz neyi bulacağız? İşimizi bulacağız. İşte şuradaki formülle işi bulacağız. O zaman ilk formülümüzü şuraya isterseniz bir yazalım. İlk formülümüz bakın nedir? İş bize sorulursa, iş sorulursa bakın neymiş? W eşittir F çarpı x ya da üçgen x diyoruz. Delta x diyoruz. Çok da önemli değil. Bakın ben şöyle formüllerde birbirine karışmasın diye arkadaşlar. Şunları şöyle bir balon içerisine alacağım. Ayrı ayrı görelim diye. Birinci formülümüz bu sevgili gençler. İş eşittir f çarpı x diyeceğiz. Peki bunu nasıl kullanacağız? Diyelim ki bakın Tonguç sana dedi ki burada 20 Newton'luk bir kuvvet uyguladın. Masayı bu tarafa doğru götürdün. Peki ne kadar hareket ettirdin? Mesela diyelim ki x eşittir. 3 metre hareket ettirdin ya. Sana yapılan iş ne kadar derse hemen sen formülü buraya yazacaksın. İş eşittir diyeceksin. F çarp x diyeceksin. Ya da delta x diyebilirsin. Üçgen diyebilirsin. Ama istersen böyle de çok da önemli değil. Şimdi öğretmenler bakın şöyle isterler. Önce formülü bir yazmanı ister. Önce formül yazılacak. Her seferinde alt satıra geçirilecek. W eşittir diyeceğiz. Bakın kuvveti ne kadar yapmışız arkadaşlar? 20 demişiz. Çarpı ne kadar yol gitmiş? Bu 3 metre. O zaman bunu da çarptığımız zaman bakın nedir? 20 ile 3'ü çarparsak ne kadar yapacak? 60 diyeceğiz ve birimini de yazacağız. Bunların bakın buradaki iş, enerji hepsinin birimi gençler. Jul olacak. Şöyle Joule diye yazılıyor. İşte bu da sorumuzun cevabı olacak. İstersen şöyle yapalım. Ben şöyle boş bir kağıt alayım. Şuradaki mevzuyu sana biraz daha iyi açıklayayım istersen. Hani şuradaki iş dediğimiz olay nedir? Öğretmen nasıl sorar soruları? Şimdi bak sana öğretmen şöyle yapacak. Şöyle bir yol çizecek. Şurada bir cisim var diyecek. Cisme biz der, genelde böyle dikdörtgen olarak gösteriyoruz. Hani buradan da bir kuvvet verecek mesela. Yine soruyu bir değiştirelim biraz daha düzenleyelim. F eşittir diyelim ki 5 newtonluk bir kuvvet yaptık ve bu cismi bir kuvvet doğrusuna çektik, çektik, çektik. Yani şurada işte şöyle bir cismimiz var diyelim. Sen buna bir kuvvet uyguladın, götürdün, götürdün, götürdün ve ne kadar götürdün mesela bunu? Şöyle yapalım. Buradan buraya doğru x eşittir diyelim ki 2 metre götürdü, güzel. Peki ne kadar iş yaptık? Hemen sen ne yapacaksın? Formülü yazacağız arkadaşlar. İlk bilmemiz gereken formül kuvvetle yolu çarpıyoruz. Kuvvetimiz bakın ne kadar? 5 Newton çarpı alınan yol ne kadar? 2 Geçiyorum arkadaşlar. Ne kadar oldu? 10 ya uzun uzun jul yazarım veya j hafini koymam lazım. Biliyorsun öğretmenler burada bilimlerden kırıyorlar. Hemen bir örnek daha göstereceğim sana. Şöyle iyice olayı pekiştirelim. Sonra detaya gireceğim. Şimdi bakın şöyle bir kuvvet daha vereyim arkadaşlar. F1 kuvveti olsun. Bu birkaç kuvvet vereceğim. 6 Newton. Şu tarafa doğru bakın F2 kuvveti olsun arkadaşlar. 4 Newton. Hatta şöyle de bir kuvvet olsun. Şurada bakın F3 kuvveti olsun. Burası da 2 Newton. Hangi kuvvet büyük? Sağdaki büyük. O zaman bu sağdaki kuvvet doğrultusunda gene ne var? Hareket eder. X eşittir diyelim ki ne kadar? 10 metre hareket ettiğini düşünelim. Şimdi bakın gençler burada ne kadar bir kuvvet uygularız dersek. Şimdi bu kuvvetlerin bakın işlerini sana sorarsa veya ayrı ayrı da sorabilir. Bileşki kuvveti de sorabilir. Bir kere şurada bir anlaşalım. Burada bakın şuradaki 2 Newton'lu kuvvet arkadaşlar burada iş yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü bakın sen bir cismi şu cismi bakın bu tarafa kuvvet uyguluyorum buraya doğru gidiyor. Buraya kuvvet uyguluyorum buraya doğru gidiyor. Ama yukarıdan bastırdığım zaman bakın bir tarafa doğru gitmiyor görüyor musunuz? O yüzden bu bastırdığın kuvvet veya yukarı çektiğin kuvvet arkadaşlar hareket doğrusunda değilse bakın bu cisim ne tarafa gidiyor? Yana. Kuvveti sen böyle uyguluyorsan bu iş yapmaz demektir. O zaman arkadaşlar Burada yapılan işi bulmak için bakın şöyle yapacağız. Yine f çarpı x diyeceğiz. Biraz sonra şu soruların detayına gireceğim. Ama önce kafamızda şöyle bir şekillendiriyorum olayı. Bakın sağa doğru 6 çekiyor gençler. Sola doğru 4 çekiyor. Eğer birden fazla kuvvet varsa burada olduğu gibi. Eğer kuvvetler aynı yöndeyse toplarsın. Ama zıt yöndeyse bu soruda olduğu gibi çıkarırsın. Yani birisi 6 ile sağa çekiyor. Biri 4 ile sola çekiyorsa. Kaç oldu söyler misin bu Kaç kaçta ne tarafa doğru gider? 6'dan 4'ü çıkartırsın değil mi? 2 olur. Yolda ne kadar bakın 10 dersek eşittir. Buradan da ne kadar oldu bakın 20 birimimizde ne oldu gençler? Jül oldu işte soruyu böyle bulmuş olduk. Eğer bakın şuradaki kuvvetler hemen şunu bir daha söyleyeyim isterseniz. Şuradaki kuvvetler gençler bakın şöyle aynı yönde olsaydı bakın aynı soruyu tekrar yazıyorum. F1 kuvveti arkadaşlar 6 Newton'sa şimdi F2 sola doğru ya bu da sağa doğru olsaydı. Bakın okun yöne dikkat edin F2 kuvveti şu şekilde diyelim 4 Newton bu tarafı doğruysa. Şuradaki F3'ü de tekrar bir daha vereyim. F3 eşittir. 2 newtonsa arkadaşlar. E ne olacak? Şunu gene zaten almayacağız. Şuradan farklı olarak bakın. Şöyle iş eşittir. Ne yapıyordum? Formülü yazıyorum. Ha bakın yukarıda ne var? İki tane kuvvet var. F1 ile F2'ye dikkat et. E biri bu tarafa biri bu tarafa çekiyor. Bakın zıt tarafa çektiği için çıkaracaksın. Ama buradaki bakın aynı yönde ise o zaman F yerine ne yaparız? Toplayıp alırız. Bu cisme 10 Newton'lu kuvvet uygularız. E, X'i gene aynı X'i verelim istersen. Aynı soruyu yapıyoruz yani. 10 metre ise buradan bakın eşittir ne kadar çıktı? 100 Joule çıktı bu sefer. Demek istediğimi anladın sen. Kuvvetler bakın arkadaşlar birden fazlaysa sağa sola yani aynı yöndekileri toplarız ama e, şu şekilde zıt yöndesi çıkartırız. Aynı yöndesi toplarız. Harekete dik olan kuvvetleri zaten almayız. Onlar hareket ettirmezler. Umarım kafamızda canlandı arkadaşlar. Birinci özelliğimiz bakın buraya yazdık. F çarpı x dedik. Şu anda f çarpı x'in de ne demek olduğunu anladık. O zaman şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Bakın başka neler bilmemiz lazım. Hemen buradaki örnek şimdi artık sana çok kolay geliyor. Şimdi bakın burada F kuvvetiyle arkadaşlar 20 ton bir kuvvet uygulamışız. Ve 5 metre gitmiş yapılan işi soruyor. Hemen artık işi sorduğu zaman ne yapacaksın sen? Hemen artık kuvvet arkadaşlar F çarpı X olarak yazacaksın. Bunu adın gibi bileceksin. O zaman W eşittir. F'i ne kadar vermişiz bakın 20 demişiz çarpı. Yolu arkadaşlar gidilen yolu 5 demişiz. O zaman W eşittir. Yani iş eşittir. Kaç oldu buradan? 100 dedik ve aman birimimiz yazmayı unutmuyoruz. Ve işte böyle bu şekilde buluyoruz. Peki bir şey dikkatini çekti mi? Şurada kütlemiz var ya 2 kilogram kütle vermiş. E bunu kullanmadık hocam. Bu yok arkadaşlar. Bakın formülde kütle yok. Yani sana burada işi soruyorsa... Ha bu 2 kilogramı olmuş ha 3 kilogramı olmuş fark etmez. Ben işi sorduğum zaman ne olacak? Kuvvetle alınan yolu çarpacağız. Bu şekilde yapacağız. Kütleyi kesinlikle almayacağız. Peki şimdi arka sayfada bakın şöyle bir soru var ama buraya gelmeden önce arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Ne zaman biz bir iş yaparız veya ne zaman yapmayız onu söyleyeceğim. Şimdi bu da bakın mutlaka karşımıza çıkıyor yorum sorularında boşluk doldurma sorularında karşımıza çıkıyor veya belki test sınavlarına giriyorsun deneme sınavlarına giriyorsun. Hele deneme sınavlarında var ya mutlaka çıkar test sorularında mutlaka çıkar bir soru. Arkadaşlar bakın bizim iş yapabilmemiz için şöyle gene bir boş kağıt alıyorum. Oradaki durumu şöyle bir daha izah edeyim. O soruya geleceğim. Benim için çok önemli. Şimdi bakın az önce şöyle bir şey söyledim ben. Dedim ki burada bir cisim varsa bakın burada bir cisim varsa arkadaşlar buna kuvvetleri uygulanırsa mesela şöyle bir diyelim ki F1 kuvveti uygulanırsa şuradan da bakın bir F2 kuvveti uygulanırsa dedik mesela. Bu kuvvetlerden hangisi iş yapar çocuklar? Bu kuvvet doğrusunda. Bu cisim bakın buradan buraya doğru geldi. Buradan buraya doğru geldi. Şimdi arkadaşlar burada F1 kuvveti iş yapar mı? Yapar. Niye yapar? Çünkü hareket doğrultusunda bakın hareket doğrultusunda olmalı. Yani şunu söylemek istiyorum. Sen bir cisme bakın bir kuvvet uyguluyorsan senin kuvvet uyguladığın kuvvet bir işe yaramalı yani. Sonuçta gene şu sticker'ımı alayım isterseniz söyler. Şimdi bakın ben cisme böyle bir kuvvet uyguluyorum. Bu işe yarıyor mu? Yarıyor. Demek ki bu bir iş yapıyor. Veya şunu yapalım istersen. F1 kuvvetiyle bakın uyguluyorum. Bakın F1 kuvvetini uyguladım. Bunu götürüyorum götürüyorum. Bakın bir iş yapıyor bu. Peki şimdi F2 kuvvetini uygulayayım. F2 kuvveti bakın buradan yukarıdan aşağı doğru bastırıyor bakın böyle. E şimdi gidiyor mu? Gitmiyor. Demek ki hareket doğrultusunda olmayan kuvvetler arkadaşlar iş yapmaz. Bir daha şöyle bir e, ne demek istediğimi bir daha istersen özetleyeyim. Hareket ne tarafa doğruysa bakın şuraya doğru hareket varsa Bakın cisim ne tarafa doğru hareket ediyorsa buraya doğru hareket ediyor olabilir. Bakın cisim yukarı doğru hareket ediyor olabilir. Farklı yerlere arkadaşlar hareket ediyor olabilir. E senin uyguladığın kuvvet nasıl olacak? Bakın kuvvet diyelim F yani. Bakın kuvvet arkadaşlar böyleyse iş yapar. Veya burada bakın uyguladığımız kuvvet dikkat edin böyleyse iş yapar. Görüyor musunuz? Yani aynı yöndeyse bakın şu kırmızı kalem kuvvet olsun şu da hareket yönü olsun. Sen mesela bakın böyle gidiyorsan kuvveti böyle uygulamalısın. Bak görüyor musunuz? Böyle gidiyorsan böyle uygulamasın. Ama yukarı doğru çıkıyorsan o zaman kuvvetli yukarı doğru uygulamasın. Ha şöyle olmaz. Cisim böyle gidiyorken bakın burada olduğu gibi dik bir kuvvet olmaz arkadaşlar. Ne demek istediğimi şu soruda açıklayayım. Önce şu kayıktan başlayalım mesela isterseniz arkadaşlar. Kürek çeken kayıkçı demişiz. Bakın buradaki kayık ne tarafa doğru gidiyor? Şu şekilde şöyle yana doğru gidiyor. Hareket yönü. Şöyle söyleyelim. Hareket yönü diyelim gençler. Evet. Peki kuvveti nereye doğru uyguluyoruz? E bu koyun gidebilmesi için bakın buraya doğru bir kuvvet uygulamışızdır. Kuvvet. Evet burada nedir? Bakın burası o zaman bunlar aynı yöndeyse arkadaşlar iş yaparlar. Şimdi dağcıya bakıyorum. Dağcı ne tarafa doğru hareket ediyor? Yukarı doğru bakın hareket ediyor. Şöyle yine şuraya yazalım mı? Hareket. Hareket yönü diyelim. Evet. Peki kuvveti nereye doğru uygular? Bu dağcı kendini nereye doğru çekiyor arkadaşlar? Yukarı doğru bakın çekiyor. Kuvvet. Şöyle kuvvet dedim bakın. Kuvvet de yukarıya doğru. Peki bu ikisi aynı yönde mi? Aynı yönde. Ha, demek ki o zaman nedir? Bakın bu da bir iş yapar. Görüyor musunuz? Peki şimdi simitçiye gelelim. Arkadaşlar bu karşımıza çok çıkacak. Bakın başında simit taşıyan simitçi veya elinde çanta taşıyan öğrenci gibi düşün. Sen bakın bir şey taşırken arkadaşlar burada ne yapman gerekiyor? Kuvveti yukarı doğru uygulaman gerekiyor. Çünkü uygulamazsan ne olur? Simitler aşağı doğru düşer. Yani sen burada kuvveti ee, kuvveti diyelim arkadaşlar kuvveti bakın yukarı doğru uygulaman lazım peki ne tarafa doğru hareket ediyorsun simit herhalde yukarı doğru gitmiyor değil mi yana doğru yürüyor bakın hareket yönü hareket yönü diyelim hareket yönü o zaman Bakın kuvvet hareket yönü burada gibi değil. Görüyor musun? Burada birbirine paralel. Burada da birbirine paralel ama bu, burada birbirine dikse arkadaşlar ne olacak? Ha, o zaman burası ne oldu? Gitti. Burada bakın bir kuvvet uygulamaz. Demek ki dağcı ve buradaki kayıkçı arkadaşlar kuvvet uygular. Demek istediğim anladın. Şunu çok soruyorlar. Mesela elinde tepsi taşıyan e, garson veya kitapları taşıyan çocuk. Bakın ben bir kitabı taşıdığım zaman arkadaşlar. Bakın şurada kitabımı taşıyayım isterseniz. Bak kitap burada. Kitabı şöyle tuttum. Şöyle bakın tuttum arkadaşlar. Şu şekilde bakın, şöyle kitabı dikkat edin, şöyle götürüyorum. Ben kitabı tuttuğum zaman nereye kuvvet uyguluyorum? Kitap düşmesin diye bakın yukarı doğru kuvvet uyguluyorum. Peki ne tarafa doğru götürüyorum gençler? Şu tarafa doğru götürüyorum. Bakın bunlar birbirine böyle dikse olmaz. Paralel olması lazım bu şekilde paralel olması lazım. Demek ki bir şey taşıyorsam iş yapmayacağım demektir. Burayı da anladık. Bununla, bununla ilgili zaten biz sürekli olarak sorular çözmeye devam edeceğiz. Peki gelelim şöyle bir örnekle arkadaşlar olayı devam ettirelim. İş konusunu zaten anlamıştık. Hemen bir daha formülümüzü bir daha hatırlayalım mı? Bize iş sorusu sorduğunda bakın ne yapacağım demek ki ben burada kuvvetle yolu çarpacağım. Benim işte formülüm bu. Burada zaten bir işi sormuş. Bakın burada Tonguç bir oyuncak arabayla arkadaşlar 40 Newton kuvvet uyguluyor. Bakın elinde şurada nedir? Bir oyuncak arabamız var. Buna ne kadar? Şuraya doğru bakın bir kuvvet uyguluyor. Artık biliyoruz ki biz kuvveti F harfiyle gösteriyoruz. 40 Newton kuvvet uyguluyor. Peki ne kadar yer değiştiriyor? 40 santim. Ha bakın şimdi işte buraya dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü sevgili gençler şimdi buradaki kuvvet nedir birimi? Newton olacak. Ama buradaki X yani alınan yol da burada arkadaşlar metre olacak. Sana böyle santimetre verecektir. Sen bunu metreye çevireceksin. E hocam ben bu metreye çevirme işlerini çok sevmiyorum. Ya sevmeyecek bir durum yok. Bak çok rahatlıkla bunu çevirebilirsin. Arkadaşlar bir santimetreyi metreye çevirmek için yüze bölmemiz gerekiyor. Bakın şu şekilde yüze böleriz. E burada nasıl olur peki? Şu sıfırlar birbirini götürürse 5 bölü 10 hatta onu da sadeleştirirsek kaç olur? 1 bölü 2 metre olur bakın görüyor musunuz? 1 bölü 2 metre olur. Yani ben bunun aldığı yolu burada ne kadar alacağım? 50 santim almayacağım bakın. 1 bölü 2 metre alacağım gençler. Tamam mıyız? İşte bu şekilde yapmamız gerekiyor. Peki o zaman gelelim aşkının cevabına. A şıkkında bize neyi soruyor bakın? işi soruyor. Nasıl yapacağız? F ile X'i çarpacağız. F ne kadar bakın burada? 40 çarpı yol ne kadar bakın 1 bölü 2 alacağım arkadaşlar e 1 bölü 2 ile çarpmak demek bir şeyi 2'ye bölmek demektir kaç olacak bakın buradan 20 jül olacak uzun uzun da yazabilirim bakın dediğim gibi 20 j de yazabilirim gelelim 5 kına kuvvetin ve yer değiştirmenin büyüklüğü arkadaşlar şu yer değiştirme lafı lütfen kafanızı karıştırmasın yani yer değiştirme ve alınan yol aynı şey yani senin kaç metre ittiğinle alakalı böyle bir ifade de kullanabiliyor çünkü burada bakın hem kuvvet hem de yer değiştirme arkadaşlar iki katına çıkacakmış 2 e katını zaman kuvvet az önce 40'tı. E şimdi o zaman şöyle formülümüzü bir daha yazalım istersen. F çarpı x eşittir. Kuvveti bakın ne yazıyorum? 80 yazıyorum çarpı. E bu 1 bölü 2 idi. Bunun iki katını alırsam ne olur? 1 olur değil mi? Yarım metreydi. 1 metre oldu. Buradan da ne oldu? Bakın 80 jül oldu. Görüyor musunuz? Yani hem kuvveti hem de yolu iki katını çıkardığım için sonuç iki katını değil 4 katını çıkmış oldu. Böylece A ve B şıkkını bakın bu şekilde işte yapmış oldum. Evet gördüğün gibi bakın iş o kadar da korkulacak bir şey değil. O kadar da zor bir olay değil arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim kitabında da böyle bir şeyden bahsediyor. Negatif iş olur mu? Bakın negatif iş olur gençler. Negatif iş dediğimiz. Mesela bu cisim kuvvet uyguluyorsak şöyle söyleyelim. Mesela sen burada F eşittir 30 Newton bir kuvvet uyguluyorsun. E, ters tarafa doğru da bir kuvvet olabilir veya sürtünme olabilir. Arkadaşlar sürtünme neydi? Hareket yönü tersi. Mesela bakın ben bu kalemi itip bırakıyorum gidip duruyor değil mi? Niye duruyor? Sürtünme kuvveti bakın bu ters yönde olduğu için bunu ne yapıyor? Durduruyor arkadaşlar bakın bir cismi atıyorum görüyor musun? Gidip duruyor. Sürtünme ters olduğu için bunu durdurur. Şimdi 30 Newton'lu kuvvet uyguladım. Sürtünme kuvveti de burada 10 Newton olduğunu düşünürsem ve bu cisim buradan geldi, geldi, geldi ve şuraya kadar geldiğini düşünelim. Buraya kadar geldi. Ne kadar geldi mesela? Yola da x diyorum biliyorsunuz. Buradan 5 metre gitti. 5 metre gitti. Şimdi burada arkadaşlar F kuvveti, burada sana bakın yapılan net işi sorabilir. Veya ayrı ayrı kuvvetlerin yaptıkları işi sorabilir. Mesela sana şimdi şöyle söyleyelim biz. Ee, burada arkadaşlar F kuvvetinin bakın F kuvveti F kuvvetinin e, yaptığı işi sorarsa, yaptığı işi sorarsa, biz bunu nasıl yapacağız? Sadece F kuvvetinin, yani burada W eşittir arkadaşlar, F derken 30 çarpı 5 diyeceksin. Hocam yanlış yazdınız. 30 20 10 da ters tarafta 20 almamız lazım. Hayır. Ama bak sana diyor ki sadece F kuvvetinin yaptığı iş derse arkadaşlar, o zaman 30 çarpı 5'ten ne kadar olur bakın? 150 Joule olur arkadaşlar. Ve bu artı 5'tir. Ha sana şöyle derse sürtünme kuvvetini yaptığı iş yani Fs diyelim istersen kuvvetini yaptığı iş derse gençler o zaman nasıl alacaksınız? Bakın o zaman da W eşittir. Ee, şu kuvvet bakın harekete zıt yönde olduğu için buna eksi yazabilirim. Yani eksi 10 çarpı 5 eşittir. Buradan da ne olur? Eksi 50 Joule olur gençler. Diyeceksin hocam niye böyle bir şey oldu? Arkadaşlar zıt yönde ya. Zıt yönde olunca buraya bir eksilik koyabiliriz. Peki bir de sana derse ki net kuvvetin yaptığı iş veya toplam kuvvetin yaptığı iş derse arkadaşlar. O zaman da bakın şöyle yapalım isterseniz. Şunu da şöyle farklı bir renkle yazayım ki görünsün. V eşittir arkadaşlar. Ya bunlar toplanabilir ya da bizim her zaman yaptığımız gibi buradaki net iş soruyorsa hiç böyle ayrı ayrı yazmam. 30'dan 10'u çıkartırım bakın ne yazarım buraya? 20 çarpı derim. E, yolda ne kadar zaten? 5, 20 çarpı 5'ten eşittir. 100 jül. Ya da bakın şu yeşile yazdım. Eksi 150 ile eksi 50'yi toplarsam da arkadaşlar gene buradan bakın ne çıkıyor? 100 jül çıkıyor. Şimdi kafanız karışmış. Su bir daha toparlıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki sana bakın net işi sorabilir. Net iş sorabilir ama kuvvetlerin işlerini ayrı ayrı da sorabilir. Yani sadece F kuvvetinin bakın yaptığı iş soruyorsa 30 ile 5 çarptım 150 buldum. Sadece sürtme kuvvetinin bakın yaptığı iş soruyorsa arkadaşlar. O zaman eksi 10 dedim. Harekete zıt yönde olduğu için eksi 10 dedim. Çarp 5 eşittir eksi 50 dedim. Ha, yani net işi sorarsa o zaman hiç ayrı ayrı bulmana gerek yok. 30'dan 10'u çıkartıp 20 çarpı 5 diyebilirsin. 100 diyebilirsin. Veya bunları böyle toplayabilirsin. Şimdi bununla ilgili birazdan bir soru daha yapacağım. Hani neler sorabilir? Belki böyle bir şey de karşımıza çıkar. Ee, şu da <laughs> bu örneği biraz daha pekiştirelim istiyorum gençler. Bir bakalım şimdi bakın burada 3 tane kuvvet var. F1, F2 ve F3 kuvvetleri arkadaşlar. 4 metre bu şekilde gitmiş gördüğünüz gibi. Şimdi diyoruz ki cisim üzerine hangi kuvvetler iş yapmıştır? Şimdi arkadaşlar bakın bir kere burada F2 kuvveti bir iş yapmamıştır. E niye yapmamıştır? Çünkü F2 kuvveti hareket yönünde değil değil mi? Bakın şu gene ben şu sticker'ımı koyayım. Bakın F1 kuvveti arkadaşlar sağa doğru çekiyor. Yani F1 kuvveti bakın bunu hareket ettirmiş. F2 kuvveti F2 kuvveti işi zorlaştırmış. Yani kötü bir iş yapmış, olumsuz bir iş yapmış arkadaşlar. Bakın F1 kuvveti böyle, F2 kuvveti böyle ama sonuçta ne oluyor? Gene sağ tarafa doğru bakın gidiyor. Görüyor musunuz? Ha yani burada bakın bu da bir iş yapmış, bu da bir iş yapmış. Yani hangileri iş yapmıştır derse bana ben burada ne diyeceğim? F1 ve F3 görüyor musunuz? F1 ve F3 kuvvetleri iş yapmıştır. F2 hareket yönünde olduğu için o zaten etkisiz eleman. Herhangi bir şekilde bir hareket ettirmiyor zaten. Peki 4 metre yol sonunda arkadaşlar kuvvetin yaptıkları işleri ayrı ayrı bulunuz demiş bana. Ayrı ayrı bulunuz demiş. Şimdi beraber bulalım mı? Şurada bir yerde bulayım istersen. Şimdi bakın öncelikle formülümüzü bir yazalım. W eşittir. işi sorduğu zaman F çarpı X dedik gençler. Artık bunu biliyorsunuz çok güzel. O zaman şimdi ben şurada istersen şu boşluğa yazayım. Birinci kuvvetin yaptığı iş bana çünkü bakın ne diyor? Ayrı ayrı bul diyor. Sadece bakın birinci kuvvetin yaptığı işi bulmak için arkadaşlar sen ne yapacaksın? 30'la ile 4'ü çarpacaksın değil mi? Kaç olacak? 120 jül olacak. Bakın birinci kuvvetin yaptığı işi bulduk. Peki ikinci kuvvetin yaptığı işi bulayım. E hocam yok ki. Yok ki ama işte bunu şöyle yaz bir. Sıfır. Tamam mı? İkinci kuvvetin yaptığı işi sorarsa sıfır yani yok. Peki üçüncü kuvvetin yaptığı işe bakalım. Onu da yani ne yapacağız? Bakın harekete ters yönde olduğu için arkadaşlar ayrı ayrı sorduğu için 10 çarpı 4'ten eşittir ne diyeceğiz? Eksi 40 jül diyeceğiz. Şöyle yazdım. Eksi 40. Ve e, net işi sorarsanız şöyle Net iş ne demek hocam? Yani net iş veya toplam iş derse gençler. Hiç böyle yapmamıza gerek yok. Direkt olarak sen burada net kuvveti alırsın. Yani hatırlarsan kuvvet konusunda söylemiştik. Bileşik kuvveti diyebiliriz. Sağa doğru 30, sola doğru 10 çekiyor. Bakın ters yöne çekiyoruz arkadaşlar. 20 diyebilirsin çarpı 4'ten. E, eşittir buradan bakın ne çıktı? 80 Joule çıktı. Görüyor musun? Veya şunları toplayarak da bulabilirsin. Yani şunları toplayarak da bulabilirsin. İşte bu şekilde bakın ne yaptık? Ayrı ayrı bunları bulmuş olduk. Peki cismin kütlesi? 2 kilogram olsaydı yani 3 kilogram değil de 2 kilogram olsaydı e, ne olurdu? Arkadaşlar hiçbir şey değişmezdi. Neden? Az önce de söylediğimiz gibi bakın işi bulurken biz ne yapıyoruz? Kuvvetle yolu çarpıyoruz. E, biz şimdi bu bakın buradaki işlemleri yaparken kilogramı kullandık mı? Hayır zaten burada kilogram etkili değil. Hani 3 kilogramdan 2 kilogramı düşürmek durumu gençler etkilemez. O yüzden işe de bir katkısı olmaz. Umarım iş konusu arkadaşlar anladık. Bir iki örnek daha yapalım ki şöyle İyice olay bir pekişsin. Bakın burada 10 Newton bir kuvvet var. Burada da 3 Newton bir sürtünme kuvveti varmış arkadaşlar. Bazen bu sürtünme kuvvetini böyle göstermezse harekete ters olarak seni göstermen lazım. Peki bana neyi sorduğuna dikkat etmem lazım. Demek ki artık ben şunu anladım. Burada bana kuvvetlerin yaptıkları işte ayrı ayrı sorabilir. Veya net kuvvetin yaptığı iş sorabilir. Yani net kuvvet dediği zaman hepsini al demek oluyor. O zaman arkadaşlar yapılan işi ben ne dedim her seferinde artık formülü yazacağız her seferinde alt satıra geçiyorum. Ondan 3'ü çıkarttım. Bakın ne dedim? 7 dedim çarpı e, ee, alınan ne kadarmış arkadaşlar? 4 metre boyunca bakın gidiyormuş. 4. 4 kere 7'den de kaç oldu? 28 Jul oldu. Jul diye bakın dediğim gibi uzun uzun yazabilirsin. Veya J harfini tek başına koyabilirsin. <laughs> evet. Umarım arkadaşlar iş olayı anlaşıldı. Bu şekilde bundan bir bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim farklı bir iki noktadan daha bahsedeceğim sana. Onları bir algılarsak iyice şu konuyu artık tamamen seninle beraber tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar iş bir de enerji var. E hocam enerji ne demek? Genel arkadaşlar 8. sınıfta belli oranda vardı hatırlar mısın? Şimdi bunu ben burada da söyleyeceğim. Şimdi bakın cismin kinetik enerjisi, potansiyel enerjileri var böyle kavramlar var. Yani ne demek kinetik enerji? Bakın bir cisim arkadaşlar hareket ediyorsa, yani bir cismin bir hızı varsa, bunun nedir? Bir kinetik enerjisi vardır. E şimdi mesela sen oturuyorsun beni izlerken şu anda veya yürüyor musun bilmiyorum. Oturduğunu düşünelim. Oturduğunu düşünelim veya yattığını düşünelim. Hareket etmiyorsan senin kinetik enerji yok. Kinetik enerji arkadaşlar ne zaman olur? Hareket oluyorsa olur potansiyel enerji var bir de biraz sana söyleyeceğim. O da yükseklik varsa olur. Bakın bu kağıdı gene alayım. Bakın bu kağıt arkadaşlar hareket ediyorsa kinetik enerjisi var. Peki şöyle yukarı doğru çıkardığım zaman neyi var? Potansiyel enerji var. Peki hem yukarı çıkartıp hem hareket ettirsem neyi var? O zaman hem kinetik hem potansiyel enerjisi var. Görüyor musunuz? Biraz sonra bunu söyleyeceğim gençler. Enerji buydu. Biraz sonra bu detaydan bir bahsedeceğiz. Peki iş yaptığımız zaman ne oluyor biliyor musun? Hani sen bir cisme kuvvet uyguluyorsun dedik ya. E bir cisme gençler kuvvet uygularsanız hızını artırır mısınız? Ne dersiniz? Yani bir cisime ben şöyle bir kuvvet uygularsam hızlandırırım. E hızlandırırsam bakın ne oluyor? Benim yaptığım iş kinetik enerjiye dönüşüyor. Veya yukarı doğru kuvvet uygularsam potansiyel enerji değişiyor. Yani benim uyguladığım kuvvet arkadaşlar işi yani uyguladığım kuvvet, kuvvet bir iş yapıyor. Ve bu da bu cisme bir enerji olarak aktarılıyor. Yani uzun lafın kısası şu. İstersen örnek üzerinde bir anlatalım. Diyelim ki sen buna 10 Newton'luk kuvvet uyguladın. Ne kadar götürdün bunu bakın. X eşittir 2 metre götürdün. Güzel. Peki ne kadar bir iş yaptık artık bunu biliyorsun. 10 çarpı 2'den eşittir ne kadar? 20 jüllük iş yaptık. Yani ne demek bu? Şimdi bu şu demek. Sen bu cismi götürdün ya bunu bir hızlandırdın. Yani buna 20 jüllük bir enerji aktardın. Yani bunun kinetik enerjisini 20 yaptın. E, yukarı doğru götürürsen o zaman da potansiyel enerjisini 20 yapmış olursun gibi. Yani biz bir cisim arkadaşlar kuvvet uyguladığımız zaman bu ne oluyormuş? E, enerjiye aktarılıyormuş. Enerjiye dönüştürülüyormuş. Peki bir de arkadaşlar güç kavramımız var bunları bahsedeceğim ama biraz sonra bir şu enerjiye biraz daha detaylı gireceğim açıkçası. Şimdi gençler güç kavramımız güç sorulduğu zaman bana bunu nasıl bileceğim? Hemen ben formüllerime şunu da bir yazayım. Gayet rahat bir şekilde bakın bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Gücü güç İngilizcede hani power demektir ya. Power'ın P'si. İşi bulacağız gene. Hani bakın F ile X'i çarpmıştık ya. Gene F ile X'i çarparak arkadaşlar işi bulacağız. Bunu T yani time zamanı arkadaşlar böleceğiz ve bu sayede ne yapmış olacağız bakın burada gücü bulmuş olacağız. Hemen formülümüzü yerine yazdık. Çünkü dedik ya bu bizim özetimiz. Şu ana kadar işten bahsetmiştik. Bir de şimdi güç çıktı. Bir de şuraya enerji yazacağım zaten. Hepsini şöyle bir toplu bir sayfada görmüş olalım. Şu şekilde arkadaşlar bakın yapılan iş bölü iş yapılma süresi. Hemen örnek üzerinde de açıklayalım mı? Bakın üst tarafa ben şöyle bir cisim koyayım istersen. Şöyle bir şöyle bir kuvvet uyguladım. F eşittir bakın 6 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. Peki ne kadar gitmiş olsun bu? Buradan bakın buradan geldi. X eşittir. X eşittir arkadaşlar. 2 metre diyelim ki gitti. 2 metre gitti. Ve ne kadar sürede gitti? T eşittir. 3 saniyede gitti diyelim arkadaşlar. Bu buradan buraya. Ee, bu kadar 3 saniyede gitti. Peki sana burada gücü sorarsa veya şöyle formüle yaparsak bakın nasıl bulacağız? Gücü sorarsa arkadaşlar işi bulacağız. Nasıl buluyorduk işi? E Flex çarpı işi bulacağız. Zamana böleceğiz. Bakın gayet basit. Hadi gel senle beraber şunu bulalım. Bunun yaptığı iş ne kadar arkadaşlar? 2 kere aldığından 12. Çünkü işi bulmak için eflexi çarpıyoruz. 12 bölü e ne kadar süre geçmiş? 3. 3'e de bölersek ne kadar çıkacak arkadaşlar? 4 çıkacak. Peki bunun birimi ne? Şimdi arkadaşlar bunun birimleri de çok önemli bakın. Birimi de nedir bunun? Watt. Bakın şöyle 2 TL yazıyoruz. Görüyor musun? Hani arkadaşlar arasında bu espri de hep döner biliyor musun? Gücün birimine what? What? Hani ne, ne anlamında böyle bir espri de dönecektir muhakkak böyle iğrenç bir espri de dönecek onu göreceksin. Demek ki arkadaşlar güç de hiçbir şey yok. Ben zaten işi bulmayı biliyorum. İşi f çarpı x de bulurum. E bir de bana zaman verirse zamanla da arkadaşlar bunun bu şekilde zaten gücü bulurum. Ama şunlara dikkat etmeyi istiyorum. Buradaki işin birimi neydi arkadaşlar? İşin birimi ne olacak burada? Jül olacak buradaki zamanın birimi aman dikkat sana dakika falan verirse bunu arkadaşlar biz ne yapmamız lazım? Saniye çevirmemiz lazım. yani kesinlikle burası saniye olmalı. Ve buradaki gücün birimi de neymiş demek ki? Bunun birimi de bakın şöyle wattmış ve watt da şöyle 2 TL yazılır. Hocam bu watt elektrikte geçmiyor muydu? Arkadaşlar orada da geçebilir. Orada da güç vardır. Ama biz burada da güç buluyoruz yani bu şekilde. Burada da gücü bulabiliriz. Peki bakalım. Bir otomobil varmış. Şöyle ben şuraya gene şöyle bir otomobil yani otomobil ancak böyle çizebiliyoruz. biliyoruz. E, otomobilimiz var arkadaşlar. Şimdi bakın otomobil nasıl gidiyor? Motor otomobile bir kuvvet uyguluyor. Arabanın bir motoru var ya. Hani ileride sen de ehliyet falan aldığında göreceksin. Onun dersleri falan olacak. E, arabanın motoru arkadaşlar araba ittiriyor. Yani ona bir hareket veriyor. Bakın otomobilin motoru arkadaşlar otomobile ne kadar? 5000 Newton. Bakın buraya doğru otomobil motoru arkadaşlar otomobili ne yapıyor aslında çekiyor. Ne kadar uyguluyormuş? 5000 Newton'luk bir kuvvet uyguluyormuş. Ve ne kadar boyunca gitmiş bu? 500 metre gitmiş. Hemen şöyle yazalım mı? X eşittir. X eşittir bakın ne kadarmış? 500 metre. Rakamlar büyük ama kafamız karışmasın. Tamam. Ve arkadaşlar bir de neymiş? Otomobil yol boyunca ne kadar? 1000 Newton'luk bir sürtünme kuvveti olmuş. Peki sürtünme ne tarafa doğru? Sen bunu biliyorsun. Harekete ters yönde değil midir? Harekete bakın ters yöndedir. Arabanın sağa doğru gittiğini düşündüm. O zaman sürtünme kuvveti diyorum. Sürtünme olduğunu anlamak için... Şöyle S koyuyorum. Buraya da arkadaşlar ne diyorum bakın? 1000 Newton'luk bir sürtünme kuvveti olduğunu düşünüyoruz. Peki geldik buraya. O zaman otomobilin motorunun gücü nedir? Bak burada bir detay var. Şimdi otomobilin toplam gücü demiyor. Bakın burada net güç nedir diyor. Burada arkadaşlar otomobilin motoru. Şimdi otomobilin motoru ne kadar kuvvet uyguluyordu? 5000. Yani sana 5000'in gücünü soruyor. Hani 1000'i alma diyor. Ama hocam 1000 de sürtünme var. İşte burada cümleye göre arkadaşlar yapmamız lazım. Peki neydi gençler? Güç formülümüz güç eşittir iş bölü zaman. Bakın şu ana kadar yaptığımız şey hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben burada özetliyorum zaten senin için. Hiç sıkıntı yok. Yani kontrol kontrol sende şu anda. Demek ki işi bileceğiz F çarpı x. Bir de arkadaşlar gücü bileceğiz. İşi bu zamana bölerek buradaki gücü bulacağız. Peki bana gücü sorduğuna göre bunu yaptım güzel. Peki bana neyin gücünü soruyordu arkadaşlar? Ee, otomobilin bakın motorun yani şu 5000'in gücünü soruyor. Peki ben işi nasıl bulacağım? Burada iki işi nasıl bulacağım? Bakın 5000 ne? Ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki bakın 500'ü çarpacağım. Doğru mu? En az hocam çok sıfır var. Olabilir yani böyle bir soru da olabilir. Fark etmez. 5 saniye demiş. Bakın bunu da ne yapacağız? Böyle 5 yapacağız. İşte bu şekilde dikkat bir şekilde. Bunu yapmalıyız. Peki istersen şöyle mi yapsak? Şunu sadeleştirirsek ne dersen? Bunu 5'e böldüm 1. 5'e böldüm. Burası ne olur? 100 olur. Tamam. E, Bunu da nasıl çarparız arkadaşlar? Burası 100 ile 5 çarpmak için önce rakamlar çarpılır. Yani 5 kere 1'den 5. Yanına sıfırlar konulur. Bakın şurada 3 tane sıfır var. 2 sıfır da burada var. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır koyacağım. O zaman şöyle 3 dersek şöyle yaparsam arkadaşlar. 500 bin bunun biriminde artık watt olduğunu biliyoruz. Tamam bakın bu şekilde vat olduğunu biliyoruz. E hocam rakam çok büyük oldu. Bakın şöyle bir yanılgıya kapılmayın gençler. Yani hocam rakam büyük olunca soru zordur. Küçük rakam olunca kolay. Ya böyle bir şey yok. Fark etmez. Büyük olsun. Çok da problem değil. Peki B şıkkında arkadaşlar net gücü soruyordu bize. O zaman gene ben formülü yazıyorum. Ne yazacağım? İş bölü zaman diyeceğim. Bakın formülümü yazdım. Önce formülü dediğim gibi bir yaz. Öğretmen bunu sever. Der ki ha bak çocuk bunu biliyor. Formülü biliyor der. E, yerine koydum belki bir yerde hata oldu. En azından şundan not alırız. E, net. Bakın bu sen net deyince şunu biliyorum. Ben buradaki bileşik kuvveti alacağım. Yani sağa doğru 5000, sola doğru burada bin varsa arkadaşlar ne yapacağım? 5000'den 1000'i çıkartacağım. O zaman buraya bakın ne diyeceğim? 4000 çarpı yol zaten 500'dü. Görüyor musun? Bölü geçen süre zaten aynı 5. E bunu çarpabiliriz ama ben şöyle önce yani sadeleştiriyorum ki olay kolay olsun diyor. 1. Şurası arkadaşlar gene 100. Evet, o zaman ne oldu bakın buradan? Gene 4'ün yanına 2 tane sıfır koyarsam o zaman da ne oldu? 400 bin mi oldu? 400 bin arkadaşlar. Birimizde bakın gene ne oldu? Watt oldu. Umarım anladık çocuklar. Bakın burada yani kuvvetlerin, rakamların büyük olması ee, soruyu zorlaştırmaz. Sadece ben böyle de bir soru koyayım dedim ki buraya. Olayı sen de daha iyi gör diye. Peki şimdi geliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Şimdi şu enerji ne demek? Yani şu kinetik enerji bir de potansiyel enerji var. Ee, bunlar ne demek gençler? Onlara bir bakacağız beraber. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu bir bilelim. E, cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye denir. Dediğim gibi bakın senin bir hareketin varsa sen şimdi mesela şu anda bu videoyu izliyorsun ya. Şimdi kalktım mesela kapattın hadi dedim gideyim mutfaktan bir su içeyim dedim. Veya ne bileyim şu anda okuldaysan bir yerde işte şuradan şuraya gideyim dedin ...yani Hani kalktın yürümeye başladın. Yürüyünce senin ne oldu? Bir kinetik enerjin oluştu. Peki durdun kinetik enerji sıfır. Yürüdün kinetik enerji var gibi anladın mı? Peki potansiyel enerjin biraz sonra nasıl olacak? Yukarı çıkarsan potansiyel enerjin yürürsen arkadaşlar kinetik enerji var. Anlaştık böyle bir durum var. Peki e, bu Kinetik enerji arkadaşlar bakın cismin hareketi öteleme şeklindeyse yani öteleme lafı kafana karıştırmasın yürüyorsan demek istiyor. Buna öteleme kinetik enerji denir. Ve bunların birimi de bakın nedir? Juldur ee, ve ke ile gösterilir demişiz. M kütle ve yazıyla alakalıdır. Ve bunun bir de arkadaşlar formülü var. Ee, şu formülü bilmemiz lazım. Edeceksin hocam gene formül. Ya merak etme bak çok fazla bir şey yok ki konuda zaten. Bunlar arkadaşlar lisede de karşına çıkacak. Orada da sen bunları bir e, lise yani şu şu anda e, pardon lise derken 11. sınıfta ve üniversite sınavına hazırlanırken de arkadaşlar karşına çıkacak. O yüzden bunları benim bilmem. Peki formülümüz nedir? 1 bölü 2 m şurayı yanlış yazdım şunu bir düzeltelim. Arkadaşlar 1 bölü 2 m v kare şöyle bir formülümüz var. Hocam bu nasıl bir formül? Hiç merak etmeyin arkadaşlar yaparsınız. Şöyle bakın. Şuraya bir yazayım isterseniz formül sayfamız ya burası. Kinetik Bakın bize derse ki kinetik enerji nedir derse yazalım bakın. Kinetik enerji arkadaşlar sorarsa enerjileri biz genelde E ile gösteririz. Bunun formülü neymiş? 1 bölü 2. Örnek göstereceğim şimdi. M tabi aralarda bir çarpı vardır. V kare. V dediğimiz arkadaşlar? Hız. Cismin hızı. M dediğimizde cismin kütlesi. Şimdi örnekte gösterirsem emin ol daha iyi anlayacaksın. Peki bunlar ne demektir? Bunlar ne demektir arkadaşlar? Birimler ne demek? Şu M ne demek arkadaşlar? Bu M cismin kütlesi yani kilogram olacak. Bakın kilogram. Bu ne? Hız. Hızın birimi neydi? Hızın birimi arkadaşlar. Metre bölü saniye. E zaten enerjilerin birimi nedir her zaman? Joule. Şöyle yazalım. Joule diyebiliriz. Şöyle bir şey yapalım bak senle. Sen şimdi şöyle yolda gidiyorsun. Yolda yürüyorsun. Okula gidiyorsun veya bir yere gidiyorsun. Ben de sadece şöyle çöp adam çizebildiğim için arkadaşlar idare edin bu şekilde çizeceğiz. Şimdi bakın sen şöyle yürüdüğünü düşünelim. Şimdi senin kütlen arkadaşlar kütlemizi biz neyle gösteriyoruz? M harfiyle gösteriyoruz. Fizikte biz kütleyi M harfiyle gösteriyoruz. Mesela kaç kilosun? 60 desek ne dersin? 60-65 de şu kilolarda falan herhalde yani, 60-70 gibi. Peki ne kadarla gidersin? Hızımızı da neyle gösteriyoruz arkadaşlar? V ile gösteriyoruz bakın. Peki V işte hani metre bölü saniye diyoruz ya. Sen yürürken senin bir adımının arkadaşlar bir adımının bir metre olduğunu düşünsek. Senin yürürken hızın ne kadardır? 1 metre bölü saniye belki 2 metre bölü saniyedir. Hani koşarsan 5 falan olur belki. Hani 2 diyelim bakın 2 metre bölü saniye olsun. İşte biz burada enerjimizi demek ki arkadaşlar kinetik enerji veya sadece E harfiyle de gösterebilirim. Neymiş benim formülüm? Bakın nasıl kullandığımızı göstereceğim. 1 bölü 2 m v kare ile bakın bunu bulacağız. E peki nasıl yapacağız? Yerine nasıl koyacağız? Bak şimdi şöyle koyacaksın. Eşittir. 1 bölü 2. 1 bölü 2 demek arkadaşlar. 2'ye böleceğiz demek. M yani kütlesi ne kadarsa cismin. Senin şimdi kinetik enerjini buluyorsun. Tamam Sen de buradaki rakamları değiştirerek kendi kinetik enerjini bulabilirsin. Çarpı V kare. Yani ne demek? Hızın karesi. İkinin karesi kaçtır? 4. Evet. Peki çarpalım arkadaşlar. Şöyle çarpacaksınız bakın. Şu 60 ile 4'ü çarpacaksınız. 4 kere 6 24. Yani şurası 240. 1 bölü 2'ye böl demektir. Ne olacak burası da bakın. 120 olacak. Ve birimimizde ne olacak arkadaşlar? Jül olacak. Sadece J de yazabiliriz. İşte gördün Bak senin ne yaptık burada? enerjini hesapladık. Hocam benim kütlem 60 değil. Ya seni kaçsa o zaman şurada yeni koy arkadaşlar. Sen de kütleni yaz. Enerji yaz. Altı yorumlara yaz bak bakalım. Kaç acaba senin enerjin. Tamam mı gençler? O zaman kinetik enerjinin formülünü anladık. 1 bölü 2 mv kareymiş. Devam edelim. Peki şöyle bir yorum sorusu yapalım arkadaşlar. Bakın kütlesi 1 kilogram ve 2 kilogramı oyuncak arabalar. Şöyle bir yol çizeyim istersen. Şöyle bir yol çizdim. Bir tane böyle bir oyuncak araba varmış. Oyuncak araba varmış arkadaşlar. 1 kilogram. Bir de biraz daha büyük bir oyuncak araba varmış. Şöyle bu da mesela burası bakın e, M eşittir 1 kilogram. Burası da bakın M eşittir ne kadar? 2 kilogram. Ve bize ne diyor bakın ve bunlar arkadaşlar eşit hızlarla ilerliyor. Yani eşit hızlarla ilerliyor ne demek? Mesela bunun V'si 10'sa o zaman bunun V'si de 10 doğru mu? Peki bana demiş ki bu oyuncak arabalardan hangisinin kinetik enerjisi daha büyüktür? He o zaman bakalım. Benim hemen formül sayfama bakarsam arkadaşlar. Kinetik enerji formülü neydi? Hemen şuraya bir yazayım istersen. Enerji eşittir. Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 m v kare. Yani şuradaki 1 bölü 2 bakın kafanızı karıştırmasın. O 2'ye böl demek yani işlemi yaptıktan sonra 2'ye böl anlamına geliyor. Peki bakalım arkadaşlar bunların 1 bölü 2'leri aynı. 1 bölü 2'ler aynı. ...M'ler aynı değil ama V'ler de aynı. E V'ler de aynıysa... ...M'ler farklıysa arkadaşlar enerjiler aynı çıkmaz. Mesela ben buna A aracı diyeyim istersen. Şuna da B aracı diyeyim. E hangisini sence enerjisi daha fazla oldu şimdi? Söyle. Bakın hızlar aynı. Hani formülde tek tek hocam hesaplayalım. E ama hızı vermemiş. Ben hani hızı ben koydum ya şu anda anlamak için koydum. E hızlar aynı. Bakın hızlar aynı. E 1 bölü 2 zaten ikisinde de var. O zaman M'i büyük olanın bakın enerjisi büyük olmaz mı? Demek ki kimin enerjisi daha fazla arkadaşlar enerji B diyelim sağdaki yani kütlesi büyük olanın e, enerjisi nedir? Daha fazladır işte böyle bir yorum sorusu da sorabilir. Ben bunu rakamlaştırarak biraz da anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kinetik enerji dedik. Bak sana enerji çeşitlerini sorar veya bununla ilgili boşluk doldurma falan mutlaka çıkar arkadaşlar. Şimdi enerji olarak ne varmış? Kinetik enerji var. Bir de ne var? Potansiyel enerji var arkadaşlar. Potansiyel enerji de yalnız ikiye ayrılıyor. Şöyle ikiye ayrılıyor. Ee, potansiyel enerji dediğimiz arkadaşlar bakın yer çekim potansiyel enerjisi. Yani bu şu demektir. Ee, şurası bakın yerse şurası yerse bir cisim de şurada bir yerdeyse bakın şurada bir cisim varsa bir cisim varsa arkadaşlar yerden yüksekteyse ise bunun neyi vardır? Bir potansiyel enerjisi vardır. E hocam peki benim potansiyel enerjim var mı? E şu anda yerden yüksekteysen mesela apartman kaçıncı katındasın? 3, 4, 5, 5. katı yerde değilsin. Sonuçta neyin var arkadaşlar? Bir potansiyel enerjim var. Hani yerde ise potansiyel enerjimiz yok. Mesela bakın bu kalem şu anda yerde potansiyel enerjisi yok. Şu anda bakın yukarı kaldırın potansiyel enerjisi var. Biraz daha kaldım, biraz daha var. Biraz daha kaldım, biraz daha var. Görüyor musun bak? Bıraktığınız yere bıraktım ne oldu? Sıfır oldu gibi. Yani yükseklikle arkadaşlar potansiyel enerjisi fazla Mesela şu iki kalemin kütlesi şu anda aynı. Bunu bu kadar çıkarttım. Bunu bakın bu kadar daha fazla çıkarttım. O zaman ne oldu? Bunun bakın potansiyel enerjisi daha fazla gibi. Demek arkadaşlar potansiyel enerji yükseklikten kaynaklanıyor. Ama bir de esneklik potansiyel enerjisi diye bir şey var. E ne demek hocam bu? Hani esneyebilen malzemeler var ya. Hani şu bilmiyorum annene yardım etti mi? Şu, şu Scotch Bright vardır ya. Hani arkadaşlar şöyle bulaşık falan yıkarsın ya. Şöyle süngerler. Hıh. Hm. Hani o süngeri şöyle sıkıştırdın ya sıkıştırdın bırakınca ne oluyor eski haline geri dönüyor. İşte sıkıştırınca o bir enerji depolanıyor. Veya yay düşün veya lastik düşün arkadaşlar saç dokası falan. Şöyle hani çektiğin zaman çek 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 çek, çek böyle kopmak üzere işte o anda ne oluyor? Enerji depolanıyor bakın onun arkadaşlar bir enerjisi oluyor. Veya yayda da olabilir bakın şöyle bir yay varsa mesela bakın şöyle bir yay varsa arkadaşlar. E ben buna bir kuvvet uygularsam bu yay uzar mı? Hop şöyle bakın bir kuvvet uyguladım gençler. Ne oldu? Yay bakın uzadı. İşte sen yayı uzatırsan ne oluyor? Yayda arkadaşlar bir potansiyel enerji olmuş oluyor. Demek ki e, şöyle özetleyelim. Benim bir kinetik enerjim var. Arkadaşlar bir de potansiyel enerjim var. Şuraya bunu da yazmak istiyorum. Bakın özet ya burası. E, potansiyel enerji diyelim şuraya. Potansiyel şöyle enerji. Evet demek ki bir cismin arkadaşlar kinetik enerjisi ve potansiyel enerjisi varmış. Burayı birazdan sonra bir dolduracağım. Demek ki enerji kinetik var bir de arkadaşlar potansiyel var. Kinetik hızdan kaynaklanıyor. Potansiyel ama gerçek potansiyeli yükseklikten esneklik de arkadaşlar yayın sıkışması veya süngerin sıkışması uzaması gibi e, bunlardan kaynaklanıyormuş. <laughs> Yayda da şimdi az önce dediğim gibi bakın şöyle yatay da arkadaşlar. Şöyle evde bir yay var mı? Pek genelde olmaz ama. Yay nerede var? Nerede var? Hmm, mesela şu... Yani kalemlerde var mıdır arkadaşlar? Şu kalemler var ya basmalı kalemler. Bakın şurada benim bir basmalı kalemim var mı? Var. Hani şurada arkadaşlar şu basmalı kalem. Hani şunu içini açarsın ya şurayı. Hani bir şurada ben tam bulamadım ama demek istediğimi anladım. Şurada bir yerde bir yay var değil mi? İşte o yayı arkadaşlar siz bakın şu denge konumda yay böyle duruyor. Yayı bakın şu çekip uzatabilirsin ve ittirip sıkıştırabilirsin. Her halükarda da arkadaşlar yaydan olur bir potansiyel enerji depolanır. Mesela düşünsene şöyle bir yay var arkadaşlar. Bakın şöyle yapayım. Şöyle bir yayımız var. Sen bu yayı sıkıştırdın, sıkıştırdın. Şöyle sıkıştırdın. Sonra birisini de şöyle getirdin. Şöyle 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 yayın önüne koydun. Sıkıştın, sıkıştın. Bırakırsan ne olur? Fırlar değil mi? Fırlar gider işte bakın bu enerji depolandığını gösteriyor. Bu buradan bunu fırlatıyor çünkü. Peki şöyle bir ee soru yapalım, bir örnek yapalım arkadaşlar. Şimdi bakın bu yay var. Yayı bakın ben bir kuvvet uygulamışım dikkat edin. Buradan buraya kadar bunu uzatmışım. Uzattım, uzattım, uzattım. Ne oluyor? Bıraksan fırlayacak geliyor doğru. Yani enerji depolanmış oluyor. Bu hangilerin hangilerine bağlıdır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, yayda depolanan enerji yay sabiti diye bir şey vardır. Yani yayın serti ile alakalı bir K sabiti vardır. Bunları bizim şu anda çok ezbere bilmemize gerek yok. Buna bakın bağlıdır. Ve arkadaşlar uzama miktarına bağlıdır. Bu ikisine bağlıdır. Bakın yayda da olan enerji. Diğerlerine bağlı değil. Yani A ve C'ye bağlıdır diyeceğiz. Yani yayla ilgili olan şeylere bağlıdır. Peki bir de gelelim arkadaşlar. Mekanik enerji diye bir olay var. Ama mekanik enerjiye gelmeden önce şunu bir söyleyeceğim ben sana. Şimdi arkadaşlar bir de potansiyel enerjinin de bir formülü var. Onu mu söyleyeceğim. Hani yukarı doğru çıkardık ya potansiyel enerjiyi de bana sorarsa E eşittir bakın şöyle bir denklemimiz var. m g h diyeceksin hoppala hocam bu nereden çıktı şimdi formül formül formül. Bu nedir yani? Arkadaşlar emin olun bunlar çok rahatlıkla aklınıza kalacak formüller. Bakın potansiyel enerji dediğimiz şey de şu. Ben sana hemen şunu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki m demek zaten gene bunun kütlesi demek. Kütle birimiz zaten ne olacak? Kilogram olacak. E buradaki h ne? h dediğimizde bakın cismin yerden yüksekliği arkadaşlar bunun birimi de metre olacak. Peki bu g ne hocam? Arkadaşlar bunu biz yaklaşık olarak 10 alacağız. Genelde bize 10 verecek. E 10 vermesi parantezinde bunu verir eğer bir değer olursa bunu arkadaşlar verecek. E ama genelde 10 verecek öyle söyleyeyim ben sana. Bunun adı yer çekim ivmesidir. E gene Şurası da arkadaşlar enerjide jüldür. G dediğim gibi her gezegeni şimdi bir çekim iğmesi vardır. Mesela bakın ben bu kalemi... Gençler şuradan bırakıyorum. Bakın şöyle düşüyor. Hızlı düşüyor. Peki ben bunu ayda bıraksam nasıl düşer biliyor musun? Ayda bıraksam şöyle biraz daha böyle yavaş yavaş düşer. Niye? Çünkü aydaki G az. Çekim iğmesi az olduğu için daha yavaş yavaş düşüyor. İşte gençler bunları da bu şekilde... Bileceğiz. Peki şu potansiyel enerji havada kalmasın. Bununla ilgili bir örnek sorayım. Belki öğretmenim bak formülü vermiştir. Belki vermemiştir ama hani böyle de bir durum var. Senin bunu bilmen lazım. Şimdi bak burası yer olsa. Burada yer olsa gençler. Şurada da bir cisim şöyle tavanda duruyor olsa nasıl duracak bu? Ne bileyim işte iple asılmış olsun veya bir basamağı çıkartmış olalım. Şöyle iple şöyle bunu diyelim ki yukarıya doğru çıkarttık. Peki bunun yere yüksekliği şurada şöyle yere yüksekliği ne kadar olsun? Yüksekliği bakın biz fizikte h gösteriyoruz. H eşittir. Mesela 4 metre olsun. Bu cismin kütlesi de m eşittir. 5 kilogramlık bir cisim olsun bu. Tavana diyelim ki biz bunu iple astık. İşte bunu sana dersek ki şimdi bakın bunun arkadaşlar potansiyel. Ama hocam iki tane potansiyel vardı. İşte bu yer çekim potansiyel enerjisi arkadaşlar. Yer potansiyel enerjisi ne kadar derse o zaman ne yapacağız biz bunu bakın. Önce formülü yazacağız. Neydi hocam formül? Hatırlayalım hemen arkadaşlar. Formül kağıdımız burada. Merak etmeyin. Derste yaptığımız her şey arkadaşlar burada. Neydi? MGH. E eşittir. M çarpı G çarpı H diyoruz. Her seferinde alt satara geçip değerleri R koyuyoruz. Bakın M kütlesi yani 5 kilogram, 5 kilogram. Buraya yazmıyoruz. E G hocam verilmemiş. Arkadaşlar sana soruda bunu verir. Eğer bir rakamlı bir soru verecekse soruda G eşittir 10 metre bölü saniye kare alınız der. Yani bu yer çekimi o gezegenin iğmesi dünya dediğim gibi 10'dur. Bunu bu şekilde verir arkadaşlar. 10 olarak yazdık. H yani yerden yüksekliğine kadar 4 ise bunu da çarparsak E eşitliği ne olur? Önce rakamları çarp. 4 kere 5'ten 20. Ne kadar oldu bakın? 200 Joule oldu. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde potansiyel enerjide de bana sorabilir. Peki gelelim şu mekanik enerji, Mekanik enerji merak etme. Mekanik enerjinin bir formülü yok. Arkadaşlar cismin, bir cismin hem hareketinden hem de konumundan dolayı sahip olduğu enerjilerin bütününe yani toplamına mekanik enerjileridir. Yani şunu söylemek istiyorum bakın. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar mekanik enerji demek... Bunları bakın topladığımız zaman arkadaşlar bunları topladığımız zaman bunların toplamına biz ne diyoruz toplamına bakın mekanik mekanik enerji diyoruz nasıl yani hocam e şimdi bir cisim arkadaşlar kinetik enerjisi vardır potansiyel enerjisi vardır veya birisi vardır. Yani mekanik enerji soruyorsa sana bunun bir formülü yok. Ne yapacaksın? Cismi kinetik enerjisiyle potansiyel enerjisini toplayacaksın. E, mekanik enerjiyi bulacaksın. E, peki hocam sadece cismin kinetik varsa potansiyel yoksa yoksa sıfırdır zaten. Kinetikle sıfır toplayacaksın. Peki hocam ikisi de yoksa mesela dediğim çocuklar bu kalem bakın burada duruyor. Yerde potansiyeli yok. E, hareket yok, kinetik de yok. O zaman sıfır artı sıfırdan mekanik enerji sıfırdır. Demek istediğimi anladın mı? Bakın çocuklar başka formül yazmayacağız zaten. Formüllerimiz de bunlardan ibaret olacak. Bunları bilmeniz gerekecek. Demek ki mekanik enerji arkadaşlar e, toplam enerjiymiş. Ve şimdi enerjinin korunumu. Şimdi gençler bakın şimdi önemli bir noktaya geldik. Bundan da mutlaka soru çıkacaktır. Merak etmeyin biraz yol biliyorum. Ama sonlara geldik toparlıyoruz. Şimdi bakın enerjinin korunumu. Arkadaşlar cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmıyorsa yani F net eşittir sıfır ise ne demek yani? Hani sen cismi şöyle ittin bıraktın. Herhangi bir kuvvet uygulamıyorsun. Tamam? Mı? Mesela şuradan şu kaykaycıyı bıraktın. Böyle kimse bunu ittirmiyor. Kendi başına gidiyorsa, doğal kuvvetlerle gidiyorsa. Hiçbir kuvvet yoksa yani sürtünme de yoksa. Bakın sürtünme de yok ise arkadaşlar. O zaman diyoruz enerji. Bakın enerji korunur. Burası önemli gençler. Enerji korunur. Yani ne demek bu? Şu demek bakın. Mesela şimdi bakın. Arkadaşlar şurada grafikte de ben göstermişim. Bakın buradan bir kaykaycı var. Bunun şimdi yüksekliği var mı? Var. Şimdi şöyle yazalım isterseniz. E nasıl diyelim? Burada mesela potansiyel enerji, kinetik enerji. Sonra burada potansiyel enerji, kinetik enerji. Ve sonra buraya geldiğinde bakın. Buraya geldiğinde arkadaşlar potansiyel enerji ve kinetik enerji diyelim. Şöyle. Şimdi potansiyel enerji neydi? Potansiyel enerji yükseklikten dolayı kinetik hızlan dolayı. Bakın şu anda bu kaykaycının hızı yok. O zaman kinetik enerji sıfır. Potansiyel düşüyor da 100 olsun mesela. Yüksekliği var ya. Potansiyel 100 olsun. Toplamı ne kadar? Toplamı ne kadar arkadaşlar? 100. Görüyor musunuz? Toplamı 100. Peki bu buraya geldi bakın. Yükseklik değil. Yarı yendi ya. O zaman potansiyelde kaç yemiştir arkadaşlar? 50 yemiştir. O zaman toplamı gene 100 olması için işte kinetiğin de 50 olması gerekiyor. Görüyor musunuz? Her zaman arkadaşlar Toplam enerjimiz 100 ise 100'dür. Peki buraya geldi bakın. Şurada nedir? Potansiyel enerji yok. Niye? Çünkü yerde. O zaman kinetiğin 100 olması lazım. Niye? Çünkü toplam enerji arkadaşlar 100 olması lazım. Peki hocam hep 100 mü olacak? Hayır burada ben örnek olarak 100 verdim. Yani şunu söylemek istiyorum gençler. Bakın bir cismin potansiyel enerjisi azalıyorsa kinetik artıyordur. Kinetik azalıyorsa potansiyel artıyordur. Yani toplam hep sabittir. Bakın sen şundan iniyorsun ya aşağı doğru iniyorsun, iniyorsun 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 hızın ne oldu hızlanıyorsun ya. Kinetik enerji artıyor artıyor artıyor. O zaman potansiyel ne oluyor? Bakın azalıyor azalıyor. Görüyor musun? Yani buradan sonra diyeyim ki tekrar yukarı doğru çıksan tekrar yukarı doğru çıkıyorsun. O zaman ne oluyor? Hızın azalıyor. Yani kinetik azalıyor. Hızı. O zaman potansiyel artıyor. Yani bunların toplam bakın nedir arkadaşlar? Hep aynıdır. Enerji korunur diyeceğiz. O zaman bu duruma göre, bu duruma göre bakın sürtünme Önemli. Demek ki nedir? Enerji korunuyor. Yani bu adam potansiyel artı kinetik arkadaşlar her zaman nedir? Sabit olacaktır. Peki bakalım. Nereden nereye kayıyor bu? Su kaydırağında çocuklar. Buradaki çocuk şöyle yapalım. Şöyle koy aman dikkat düşmesin. Heh. Aşağı doğru da kayıyor. Şimdi bakın bunu aşağı doğru inerken yüksekliğimiz ne oluyor? Azalıyor. Yani potansiyel azalıyor. Bakın potansiyel enerji azalıyor değil mi? Burası doğru. Doğru. Kinetik enerji artmıştır diyor. E bakın potansiyel azalırsa arkadaşlar kinetik artar. Yani hızlanmaz mısın sen aşağı doğru? Hızlanırsın. Yani kinetik enerji arkadaşlar artar. O zaman burası da bakın doğru. Mekanik enerji Mekanik enerji arkadaşlar herhangi bir kuvvet yoksa ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Herhangi bir şekilde değişmeyecektir. O zaman cevabımız ne oldu? Bakın 1 ve 2 oldu diyeceğiz. Hemen şöyle de bir soru yapalım mı? Gene şöyle bir potansiyel enerjiyle ilgili bakın. Burada arkadaşlar bu buradaki vinç bu cismi yukarı doğru kaldırmış. Bana neyi soruyor? Potansiyel enerjiyi soruyor. Potansiyel enerji neydi arkadaşlar? Hemen yazıyorum. M G H M'i ne kadarmış bunun? M'i yok ama çocuklar bu Newton olarak verirse bakın direkt olarak MG'yi veriyor demektir. Onu bilin. 50 diyeceğiz çarpı. H ne kadarmış? 200'müş. Arkadaşlar bu çarpma işlemi yaparken önce rakamları çarpın. 5 ile 2'yi çarp. 10 yaz. Sonra yanındaki sıfırları yaz. 1, 2, 3 tane sıfır var ya. 1, 2, 3 tane sıfır var. Ve buraya da neyi koyacağız tabii ki? Jul koyacağız. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde potansiyel enerjiyle ilgili bir soru da sorabiliriz. Bir de şöyle bir soru yapalım bakın. Bir cisim arkadaşlar buradan böyle geliyor. Hop böyle bakın yukarı doğru çıkıyor. Buradan böyle hop gidiyor. Görüyor musun? Böyle bu şekilde gidiyor ya. Şimdi sürtünmelerin ve hava direncinin arkadaşlar sürtünme yer sürtünmesi. Hava sürtünmesi demek yani hava direnci de hava suyu. Yani hiçbir sürtünme yok. Ne dedi? Kuvvet yoksa dışarıdan cisme sürtünmeyi de senin ittirdiğin bir kuvvet falan yoksa enerji korunur. Yani bu cisim burada şöyle der. Hani yukarıda ya potansiyel enerjisi yüksek o zaman kinetik enerji düşük. E buradan buraya bakın potansiyel azalıyor o zaman ne oluyor? Kinetik artıyor gibi. Tamam mı? Yani toplam enerji ne oluyor arkadaşlar? Değişmiyor. Bana ne demiş? ABC noktalarında gibi bakın. Toplam enerjileri demiş. E toplam enerjileri ne diyeceğiz bakın. O zaman A noktasındaki toplam enerjisi B noktasındaki toplam enerji ve C noktasında toplam enerji eşitmiş. Demek ki gençler mekanik enerji korunuyormuş diyeceğiz. Peki konu biterken neler yaptık bakın. İşten bahsettik arkadaşlar. Hemen şöyle formül kağıdımızda da şuraya bir koyalım mı? O zaman şimdi işte bu, bunun ekran görüntüsünü almanın tam zamanı. Bence şunun bir ekran görüntüsünü alacaksın ve beraber... Derslerle beraber bitireceğiz. Bakın bütün enerjini bilmen gereken şeylerin hepsi fazlasıyla burada yazıyor. Arkadaşlar işi bileceğiz. Bakın işin F çarpı X olduğunu örnekleri yaptık. Güç dediği zaman bakın gücün iş bölü zaman olduğunu söyledik. Ve enerjilerden bahsettik. Kinetik enerji, potansiyel enerji. Bir de yay enerjisi var ama onun bir formülüyle ilgili çok bir şey bilmemize gerekiyor. Bir de bunun toplamı dedik. Enerjinin korunumu dedik arkadaşlar. Enerjinin korunumu dediğimizde dışarıdan bir kuvvet yoksa enerji korunur dedik ve enerji dönüşür. Bakın nasıl dönüşür? Yani dedik ki yani sen kaydırakla aşağı doğru kayarken potansiyel enerjin azalıyor, neye dönüşüyor? Kinetik enerjiye dönüşüyor. E sonra kinetik azalıyor, potansiyele dönüşüyor gibi birbirine arkadaşlar dönüşür. Enerji birbirine dönüşür dedik. Formülü kağıdımızda işte beraberce senle beraber çıkardık. O zaman ödüllü sorumuzu da yapıp yorumlara atıyorsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.